Değerli arkadaşlar merhabalar. Bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Dolar TL analizi ile birlikteyiz. Arkadaşlar dolar TL konusunda bugün piyasalara düşen haberler içerisinde en önemli haber olarak değerlendirebileceğimiz Merkez Bankası tarafından yabancı para katılım fonlarına yönelik olarak oranların zorunlu karşılık oranlarının her vade için 200 baz puan civarında artırılmış oldu. 200 baz puan artırıldığına dair bir haberdi. Bu haberle birlikte piyasada dolaşımda olan 4.2 milyar doların dolar likiditenin bir şekilde piyasadan çekilmesi hedeflenmekte. Yani piyasada hareket etmekte olan al sat işlemlerine konu olan dolar rezervini bir miktar azaltmak suretiyle doları dizginlemek veya frenlemek yönünde bir adım atıldı. Bu haberin gelmesiyle birlikte dolar 6.03 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadıktan sonra tekrar 6.06'lar civarında dengelenmeye çalışılıyor. Dünya genelinde tabloya baktığımız zaman arkadaşlar dolar endeksinde çok hafif bir yükseliş eğiliminin olduğunu, 0.15'ler civarında bir yükseliş eğiliminin olduğunu, 67.5'ların üzerinde olduğunu görmekteyiz. Euro dolar paritesi 1.12'ler civarında seyrediyor. Bir ara 1.12.18 üzerine çıkmayı başardı ama hala 1.12 aşağısında bulunmakta. Diğer taraftan altın fiyatlarında ise dolar endeksindeki olumlu seyrin çok çok bariz boyutlarda olmamasından istifade ederek hafif çaplı bir olumlu seyrin olduğunu görmekteyiz. Dolar bazında, dolar TL bazında baktığımız zaman ise bugün itibariyle en yüksek gördüğümüz değerin 6.11.29, en düşük değeri ise 6.03.05 olarak görmekteyiz. Yalnız arkadaşlar burada görmekte olduğunuz 6.11.29 seviyesi aldatıcı bir seviye olarak değerlendirilebilir. Zira hafta sonları piyasaların ilk açılış anında çok sığ olan anlarda birkaç işlem ile bu tarz yüksek seviyeler anlık bir şekilde görülebilmekte. Bu rakamları referans almak mümkün değildir. Bu seviyelerden kalıcı bir şekilde işlem geçmedi. Haftaya başlangıç bu seviyelerden olmuş gibi görünse de genel anlamda 6.08'ler civarında bir seyirle bu haftanın ilk saatleri başlamıştır diyelim ve bu konuda bir açıklama yapmış olalım. Evet sevgili dostlar, dolar TL'de bugün 6.03'lere kadar bir geri çekilme yaşandı belirtmiş olduğum sebepler ile. Görmekte olduğunuz grafiğimiz günlük bir grafiktir ve günlük grafiğimiz itibariyle malumunuz üzere her fırsatta bu grafikte sizlere paylaşımda bulunuyorum. 23.6'ya denk gelmekte olan 6.15 seviyesi öncelikli olarak aşılması gereken bir direnç konumunda. Birkaç gün önce bu direnci zorladık ama geçemedik. Dolayısıyla şu anda yeniden 6 seviyesine doğru bir yaklaşım yaşandı 6.03'ler görülmek suretiyle. Bu direnç bölgesi aşılmadan ve özellikle her fırsatta belirttiğim üzere 6.17.50 seviyesindeki direnç aşılmadan ve bu seviye üzerinde net kapanışlar oluşmadıkça dolar TL'de sağlıklı bir yükselişin veya yükselişin ivme kazandığı, hız kazandığı şeklindeki bir yorumun erken olduğu kanaatindeyim. Evet arkadaşlar, hassas çizimlerimizin olduğu grafiğimizde ise bugün bir farklılık olacaktır. Zira sürekli olarak takip etmekte olduğumuz, yakından izlemiş olduğumuz şu gördüğünüz sarı kalın bandımız, sarı kalın yükselen kanal desteğimiz bugüne kadar sürekli olarak önemli bir destek konumuyla kendisini hissettirdi. Bu seviyelerde yaklaşımlarda bir tepkinin oluştuğuna tanık olduk ama bugün itibariyle arkadaşlar bu bandımız 6.06.42 seviyesine ulaşmış durumda. Ancak 6.06.42'nin aşağısındaki bir seyirin gün içerisinde önemli bir zaman dilimi oluştuğunu gördük. Zira şurada görmüş olduğunuz kırmızı var. Bu sarı yükselen trendin aşağısına indiğini ifade ediyor, gösteriyor ve buradaki beyaz eğrimiz ise 20 günlük ortalamanın bulunduğu 6.02.27 seviyesi ki bu seviyeye yaklaşımdan bir tepki oluştuğuna tanık olduk. Değerli arkadaşlar 6.06.42, 6.06.50 ve 6.07.50 bu bölge arkadaşlar, bu seviyeler dolar TL'nin üzerine çıkması mutlaka gerekli yükseliş olasılığını artırabilmesi 6.10, 6.13 veya 6.15 gibi veya 6.10, 6.15 aralığını daha doğrusu bu bölgeyi çünkü genel anlamda bir direnç bölgesi olarak son zamanlarda algılamaktayız. 6.10, 6.15 aralığına ulaşabilmesi için bu tarz atakları sıcak tutabilmesi için 6.06, 6.07.50 seviyesi üzerinde hareket etmesi gerekiyor. Şu an itibariyle 6.06.42 önemli bir seviye olarak karşımızda bulunuyor. Bugünün 6.06.42 üzerinde kapanış yapıp yapamayacağı büyük bir ehemmiyet taşımakta. Bu seviye aşağısında bir kapanış bugün gerçekleşir ve yine
Yarınki şu sarı bandımızın ulaşacağı seviye ne olacaktır bilmiyorum. Yarın birazcık daha yükselecektir bu nokta. Yine yarın da 6.06'lar civarında bir kapanış söz konusu olacak olursa, şu değerin aşağısında ikinci bir kapanış gerçekleşecek olur ise, bu durumda dolar TL için 6 seviyesine yönelik geri çekilme baskısının biraz daha ön plana çıktığını, dolar TL'nin güç kaybı içerisinde olduğunu söyleyebilmek mümkün olacaktır. Arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz beyaz eğrimi bir kez daha hatırlatıyorum. 6.02 seviyesi önemli bir noktadır. Bu seviyeden eğer tepki görülemiyorsa 6 psikolojik desteği ve bu seviyenin aşağısında 5.98, 5.96, 5.92 destekleri önemli destek seviyeleri olarak gündeme gelebilecektir. 6 psikolojik desteğinin kırılması durumunda. Arkadaşlar, şu an piyasalar kapanmadı ama gece 24'ten sonra her zaman hatırlattığım gibi Twitter adresimden yarına yönelik olarak milimetrik bir şekilde pivot değerlerini mutlaka vereceğim. Twitter adresim @halukcanberk'tir. Şu anki rakamları kapanış seviyeleri olarak değerlendirmek üzere, bu şekilde varsaymak üzere 6.067 seviyesi arkadaşlar pivot seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Zira burada da 6.0642 seviyesi gündemdeydi. Bu seviyenin aşağısında bir kapanış olur ise yarın için 6.02 seviyesi, bu seviyenin de aşağısında 5.98 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme olasılığının teknik olarak gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Şayet 6.0675 veya 6.0650 seviyesi üzerinde bir kapanış olur ve yarın için 6.06-6.0750 bölgesinin üzerine çıkılarak bu bölge bir destek haline getirilebilir ise, bu kez 6.10-50 ve buranın da aşılması durumunda hareketliliğin devamı halinde 6.15 seviyesine doğru hareketliliğin ve yükseliş ivmesinin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bir kere daha hatırlatıyorum arkadaşlar, 6.15 seviyesi ve 6 özellikle 6.17-50 direnç noktası çok önemli dirençler konumunda bulunuyor şu an için dolar TL adına. Sevgili arkadaşlar, 120 dakikalık grafiklerimiz bazında da bir inceleme yapıyorduk hatırlanacağı üzere. 120 dakikalık grafiklerimiz itibarıyla arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz bir kanalımız vardı, sarı çizgilerin oluşturduğu. Eğer bu kanal içerisinde kalabilir isek, yükselişin ivme kazanarak, hız kazanarak, tempo kazanarak devam edebileceğinden bahsetmiştim. Ancak şu bölgede 6.10 seviyesinin aşağısına inilmekle bu kanalın dışına çıkıldı. Bu kanalın dışına çıkıldığı zaman ise arkadaşlar, takip etmemiz gereken iki önemli seviye bulunuyordu. Birincisi, şurada görmekte olduğunuz Fibonacci desteğimizdir. 120 dakikalık grafikler itibariyle ön plana çıkan bu Fibonacci desteğimiz arkadaşlar 6.0684 seviyesi, 6.07 seviyesini ifade etmekte. Bir diğer önemli seviye ise şu bölgede oluşan bir düşen bant bulunuyor. Bu düşen bant arkadaşlar, alçalan trend diyelim bir başka ifadeyle. Bu alçalan trendi bir destek noktası olarak takip edebiliyoruz artık. Zira şu bölgelerde bir direnç konumundaydı ama bu direncin aşılması sonrasında artık destek konumunu ifade etmeye başlamıştır. Ve bu desteğe kadar arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi şu bölgede bir geri çekilmenin yaşandığı, Merkez Bankası'nın ifade etmiş olduğum haberi ardından yaşanan geri çekilmede çok net bir şekilde destek ve tepki noktası olarak çalışmıştır. Bu seviye 6.02.88 konumunda imiş. Bugün de 6.03.05 seviyesi görüldü. Buraya çok yakın bir noktadan, 0.20 kuruşluk bir yakınlıktan tepkisini gösterebildi. Dolayısıyla şu an itibariyle arkadaşlar, gün içerisinde destek özelliğini net bir şekilde yansıtan şu alçalan bandımızın şu an itibariyle seviyesi de arkadaşlar 6.02.38 seviyesini ifade etmekte. Genel anlamda 6.02 seviyesi diyelim, küsuratları çok fazla dikkate almamak üzere. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL için hafta sonunda detaylı analizlerimi aktarmıştım ama bir kez daha hatırlatma ihtiyacını hissediyorum. Malumunuz üzere S-400 konusuyla ilgili olarak henüz netleşen ve kesinleşen bir tablo bulunmuyor. 7 Haziran tarihine kadar Amerika tarafından verilmiş olan bu husustan ya vazgeçin veyahut da F-35'ler, F-16'lar konusuyla ilgili odaklanmış olan ve diğer ekonomik yaptırımların gündeme gelebileceğine dair ultimatomları hala sıcaklığını korumakta. Bu konuda bürokratik ne tür adımlar atılıyor, ne yapılıyor, ne ediliyor bilmiyoruz ama dolar TL'nin hafta sonu analizinde de özellikle vurgu yaptığım üzere bugünlerde sakin bir konumda olması
ve özellikle sürecin yaklaşması, bir diğer yandan Temmuz'da teslimatın söz konusu olabileceği mevzusu açısından da baktığımız zaman yine daralan bir süreç içerisinde olmamız, ama bütün bunlar paralelinde dolar TL'nin oldukça sakin diyebileceğimiz veya çok da fazla gergin olmayan bir tablo içerisinde olmasına da dikkat etmekte yarar bulunuyor. Bu noktada da acaba bizlerin bilmediği S-400'ler konusunda kamuoyuna yansımayan, bir anda yansıyabilecek olan yeni bir haber mi var? Bu haber birileri tarafından duyuldu mu? Bu duyuma bağlı olarak mı bir takım gelişmeler söz konusu oluyor ve dolar TL bu S-400 konusuyla ilgili olarak yüksek bir tansiyon içerisinde bulunmuyor? Gibi gibi arkadaşlar, bütün bu durumları birer ihtimal olarak, birer olasılık olarak değerlendirmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Bu açıdan şu anki tabloyu ve dolar TL konusunda, özellikle S-400'ler konusunda her an gelebilecek olan haberleri yakından takip etmekte ve gelebilecek olan haberlerin dolar TL'nin lehinde veya aleyhinde olabileceğini, tek bir yön bazında değerlendirme yapılmamasının gerekli olduğunu, her iki açıdan da değerlendirme yapmak suretiyle mutlak surette bir B planınızın da bulunması gerektiğini, nerede stop loss yapmanız gerektiği konusunda orta vadeli bir yatırımcı mısınız, uzun vadeli bir yatırımcı mısınız, bu tarzınıza ve sabır durumunuza önem vermek kaydıyla bu hesapları önceden yapmanız gerektiğini bir kere daha hatırlatmış olayım. Bu hususta hafta sonu oldukça fazla, bu konuya hafta sonu oldukça fazla yer verdiğim için şu anda bu mevzunun ayrıntılarına girmiyorum. Evet arkadaşlar, bir de FIOP Mayıs kontratları itibariyle tabloya bakalım isterseniz. FIOP Mayıs kontratlarına baktığımız zaman, FIOP Dolar Mayıs kontratları dersem daha doğru bir ifade olmuş olacaktır. FIOP dolar kontratlarımız bazında arkadaşlar, dün itibariyle, daha doğrusu cuma günü itibariyle pazartesine yönelik olarak pivot verilerimiz 6 12 24 ve 6 14 16 seviyelerini direnç olarak göstermekteydi. 6 09 78 seviyesini önemli bir seviye olarak görüyordu. Pivot seviyemiz buydu. Bu pivot seviyesinin üzerine çıkılamadığı takdirde 6.05 seviyesine doğru bir geri çekilmenin olabileceğini, buranın da tutunamaması durumunda ise 6.03.50'ye kadar bir geri çekilmenin olabileceğini ifade etmişti. Nitekim arkadaşlar, bugün FIOP dolar kontratlarının 6.03.99 seviyesine kadar bir gerileme yaşadığını, yani 6.03.50 desteğine kadar desteğine yaklaşım esnasında bir tepki bulduğunu ve kapanışını ise 6.07.29 ile gerçekleştirdiğine tanık olduk. Kapanış itibariyle 6.06.76'daki yarına yönelik olarak pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiştir. Bu durumda bu seviye üzerinde kalınmak şartıyla 6.09.50, 6.11.28 ve ardından 6.14.06 hareketliliğin devamı durumunda dikkat edilmesi gereken kritik dirençler veya virajlar olurken, 6.06.76 veya genel anlamda 6.07'nin aşağısında bir dolar FIOP seyrine tanık olacak olur isek, bu durumda 6.05, 6.02.26 ve son olarak 6 seviyesinin destek ve kritik virajlar konumunda olduğunu hatırlatmış olalım. Bir hatırlatmada arkadaşlar, mutlaka bu konuyla ilgilenmekte olan arkadaşların yakından biliyorlardır ama dolar FIOP kontratlarındaki Mayıs kontratları arkadaşlar bu cuma itibariyle sonlanacaktır ve Haziran kontratlarına geçiş olacaktır. Daha doğrusu şimdiden de geçiş yapmaya başlamış olanlar illaki vardır. Ancak Mayıs kontratları bu cuma günü itibariyle artık kapanacaktır. Bu sebeple hareketliliğin artık yavaş yavaş Haziran kontratlarına doğru kaymakta olduğunu da hatırlatmış olayım. Ve bu vesileyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız. Selam ve saygılarımla.